Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün Fırat ve Tuğçe ile çok güzel bir yarışmamız var. Yarışmamız da Türkiye'de yaşanan canlı yayın kazalarıyla alakalı, ünlülerimizin başına gelenlerle alakalı. Yani geldi birçoğu komik. Herhalde artık onlar da kendine gülüyorlardır. Tamam. Bakalım bunları kimler daha hakim? Ben size ufak bir iki cümleyle olayı özetleyeceğim ve bunun hangi ünlünün, hangi Türk ünlünün başına geldiğini tahmin etmeye çalışacaksınız. Şıkkımız var. Şıkkınız var her zamanki gibi. Tamam. Hazır mısınız? Evet, zormuş. Şimdi bir ünlümüz çok sıcaklıyor. Sıcaklığı için kafasından aşağı bir şişe su döküyor. Evet. Daha sonra dans ederken de bu döktüğü suya basarak suda kayıyor. Evet. Ve daha sonra kafasını, yani kaşını yarıyor. Kaşını. Şimdi evet. Bu ünlümüz kim? Yıldız Tilbe mi, Gülben Ergen mi? Gülben Ergen. Gülben Ergen. Diyorum. Ne? Bu miymiş? Evet. Biliyor muydun? Gerçi potansiyel var ya. Kanka Yıldız Silve'ye buradan selamlar. Çok seviyorum kendisini. Dans ederken Yıldız Hanım kendinden geçiyor. O yüzden potansiyel var dedin sen tahminen. Evet, ama 1-0 Fırat'a geçti. Konu sende. Bir adım daha yakınım. Bir tanesi, bir ünlümüz bir programda ağırlığını koltuğun bir tarafına veriyor ve daha sonra bağırarak koltuktan düşüyor. Evet, bir dakika. Ben bu sahneyi ünlü... hatırlıyorum. Hülya Avşar mı, Gönül Yazar mı? Gönül Yazar. Hatırlıyor musun sahneyi? Evet, Nükhet Duru'nun programıydı galiba. Öyle bir şeydi. Böyle gidiyordu. Böyle yandan düşüyordu. Tekrar çok geçmiyorsun diyeyim, kendisi yerlerde gülüyordur. Arkadaşlar biz bu videoları telife girmek için veremedik ama siz bunları zaten YouTube'da izleyebilirsiniz, izlememişsiniz. Çok kötü denkler. Çok kötü denkler diye. Nükhet. Allah'ım orada. Nükhet çok kötü denkler. Bir koltuk alamadınız falan demişti galiba. Ne vardı? Tuğçe 1-1 yarışma eşitliğini şu anda geldi tüm sorum. Bir ünlümüz motosikletin üzerinde şarkı söylerken dengesini kaybediyor ve motosikletten çok yaşa yere düşüyor. Bu ünlümüz hiç şıksız. Kim? Bülent Sertaş. Evet, şıkka bile daha girmeden. Evet, Bülent Sertaş. Hatırlıyor musun? Unutur muyum o anı ya? O anı unutur muyum? <ya? gülüyor> Sonra buna benzer. Tekrar çok geçmiş olsun değilim ya. Tabii, çok geçmiş olsun. Kendisine çok... Çok sempatik bir insan. Evet, bak düştüğü zaman da gülmüştü hatta. Evet. Yani, ondan dolayı da biraz komik oldu yani. Çok da sempatik bir insan olduğu için. 2-1. Senden sempatik olmasın. 2-1 şu an sana geldi. Evet, ben de sempatiyim lütfen. Gel 4. soru. Bir canlı yayın programda kedi kostümüyle dansan iki kişi var. Hı. Onlardan bir tanesinin bir ünlümüz. Biri kedi kostümü denemek istiyor. Kedi kafası ağır gelince de arkaya doğru düşüyor. Çok saçma olay ama bu kişi kim? Hazır mısınız? Ece Erken mi, Çağlaşık geldi? Kedi kostümündeki kedi kafası ağır geldiği için arkaya düşüyor. Çağlaşık geldi diyorum. Ece Erken denemez böyle şey bence. Ya burada alamıyorsunuz kim olduğunu. Doğru cevap Ece Erken olacak. Hadi ya. Evet, Ece Erken. Hatırlıyor muydun konuyu? İnanmıyorum. Ece Erken'i görünce yani şey yaptım, niye fark ettim. Niye denemişsin güzelim ya? Denemiş işte, denemiş. Sabah programlarında işte yapılıyor. Evet arkadaşlar, biz ceza başında galiba ben söylemiştik alayım. Cezamızı. Yosun olduğunu söylemiştik. Yosun. Wasabi! Ama son soruyu da görelim. Evet, tabii. Bir yapalım. Tamam. Bu da çok iyi ya. Benim favorim bu. Hangi ünlü canlı yayına düşmek üzere olan iki tane spikeri aynı anda tutup kurtarmıştır? Erman Toroğlu mu? Fatih Terim mi? Şöyle, canlı yayında iki tane spiker düşüyor gibi oluyor. Bir tanesi tutuyor. Sonra diğer düşer gibi oluyor, tutuyor. Sonra böyle debeliniyorlar falan. Bence Erman Toroğlu. Müthiş komik. Erman Toroğlu'ndan bekleyebilirim ya. Evet da ya. İmparator da yapabilir ama. Bence İmparator başka bir tepki verir. Ne yapıyorsunuz? Ya gibi bir şey olabilir yani. Doğru cevap ne diyorsunuz? Erman Toroğlu. Evet, zaten hayır. Doğru cevap Fatih Bey. Fatih Bey. Müthiş kurtarmış. Yani arkadaşlar izleyin. Gerçekten bu benim favorim. Müthiş kurtar. Ya. Acayip refleksleri var. Belki yani sporcudan gelmiş bilmiyorum. Evet. İkisi de sporcu ama. Evet Tuğçe'cim. Oha, ben bunu geçemedim. Doğan'cı. Bunlar. Konuşan yosun bunlar. Bunlar konuşan yosun, evet. Konuşuyorlar. Hepsini değil tabii, değil mi? Ye, yeah, yemeğin kadar ye işte. Yani. Tamam, şöyle bir promot verin. At bakalım onu ağzına. Nasıl? Alıştın artık, alıştınız artık ama hala kötü. Evet arkadaşlar, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Buraya. Bu yarışmayı Fırat kazandı. Tam buradaki linkte manyetik yazı tahtasını kestiğimizi görebilirsiniz. Serdar'la Fırat manyetik yazı tahtası kestiler. Efsane. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.